Artık yatırımcılar sizleri, bizleri ailesinden biri olarak görüyor. Burada değerlendirmeler yapılıyor. E ama şu serzeniş hep var. Ya abi bankalar gidecek dedin. Biz aldık 3 aydır yatıyor. İşte hava yolu gidecek dedin. Ben aldım. Tav ilerlemedi. İşte hani Türk Hava Yolları büyük bir şirketti. Ya da hani perakende de işte şok hareket edecekti mesela. Hepsi büyük şirketler. Evet. Burada yani bu süreçte evet bir yılda yüzde yirmi'lik bir getiri var endekste ama e, o katolizer bir gelişme gerekiyor ve o gelişme olduktan sonra her şey e, daha olumlu ilerleyecek denilebilecek bir piyasa mı yaşıyoruz şu an yani orta ve uzun vadede e, önümüz açık mı e, yönümüz yukarı mı e, evet e, şu sıralarda biraz daha patinaj yapan bir borsa var ama bunu Uzun vadede baktığımızda 3 yılda %500 yükseldi. Normal diye mi değerlendirmek gerekir bu BAP'ta? Şimdi aslında şöyle bir denklem var. Şimdi burada küçük yatırımcı şu an anlatacağım bilgilere ulaşma ihtimali biraz daha zayıf. Yani özellikle de şirketlerle ilgili projeksiyonlar çizerken ve şirketlerin gerçek ederlerini hesaplama konusunda yani sonuç itibariyle çok fazla kurum bu, bu konuda görüşlerini beyan ediyor ama burada hem bilanço hem para hareketi hem bu para hareketi derken takas hareketleri yabancı yatırımcının pozisyonları yerli yatırımcının pozisyonları fonların pozisyonları bunların hepsi ayrı ayrı bir e, bakılması gereken bir konu. E, şimdi küçük yatırımcı bunların hepsini bir arada toparlaması e, biraz zor. Biraz daha profesyonellerden destek alması gerekiyor. E, örnek veriyorum biz e, şirketlerin e, piyasa değerlerine bakarken e, öncelikli olarak e, bilanço üzerinden ve o e, 5 ya da 10 yıllık projeksi ortaya koyduğumuz projeksiyonlar üzerinden ker tahminleri yapıyoruz. E, ama şimdi burada e, bu hedeflere gelmesi e, her zaman mümkün olmayabiliyor. E, mesela araya bir pandemi girdi mi? E, mesela havacılık sektörü tarafında neler yaşandığını hep beraber gördük. E, ama e, örnek veriyorum şu anda. Sizin şunu hayal etmeniz lazım. Dünyada bir dönüşüm başlıyor. Yani merkez bankalarının artık yavaş yavaş faiz indirmeye başladığı bir dönem. Resesyonla büyüme arasında çok ince bir çizgi var. Şimdi piyasalar resesyonu mu fiyatlayalım ya da aslında böyle bir şey yokmuş. Tekrar büyümeye doğru dünya geçiş yapıyor mu? Merkez bankaları acaba resesyondan kurtulmak için mi faiz arttırıyor? Gerçekten böyle bir durum yok. Artık kafası karışık piyasanın. Çok kafası karışık. Bunları cevabını zaten bulmak çok zor. O yüzden ben örnek veriyorum. Havacılık tarafında sonuç itibariyle şu anki mevcut ekonomik koşullar biraz daha bu sektörü baskılıyor. Yavaş yavaş toparlanmayı görüyoruz. Yani biz pandemi öncesi döneme yavaş yavaş geçmeye başlıyoruz. Bakıyoruz havacılık tarafında, yer hizmetleri tarafında ki verilen hizmetler yavaş yavaş artık normalleşmeye başlıyor. Burada bir de mesela bir makro açıdan dünyada bir büyümeyi Öngörmeye başlarsak burada büyük bir ihtimalle havacılık sektörü tarafında örnek veriyorum yeni bir trendin tekrar başlaması önümüzdeki yıldan itibaren yüksek ihtimal olacak. O yüzden biz şimdiden bunu öngörerek pozisyonlarımızı hisselerimizi toplamaya başlayabiliriz. Ya da burada bankacılık sektörünü değerlendirirken e, faizlerin önümüzdeki süreçte düşmeye başlayacağını e, düşünerekten ancak e, buradaki e, şirketlerin karlılığının tekrar artabileceğini e, yönelik yatırımlar yapabiliriz ama e, sonuç itibariyle e, bizim yatırımlarımızın e, uzun vadeli olması gerekiyor. Yani 3 aylık bir projeksiyon çizemezsin. Yatırımcı o esnada o dalgalanmada e, ciddi zarar da edebilir. Oysa ben e, yatırımcılarımızın böyle bir yıl ve üzeri e, böyle doğru e, sektörlere yatırım yapması durumunda e, ciddi kar elde edebileceğini düşünüyorum. Özellikle de şu anda TL ve dolar bazında aslında e, bizim piyasalarımız e, oldukça ucuz diyebilirim. E, mesela biraz önce gördünüz e, dolar bazı grafikte. E, 290 dolar seviyesine kadar geriledik. Yani bu ciddi anlamda bir alım potansiyeli de oluşturuyor orta ve uzun vadede. Bizim sadece böyle bir projeksiyon içerisinde hangi sektörler, hangi hisselere doğru yönelmemiz gerektiğinin cevabını bulmamız gerekiyor. Onların cevabı da zaten az çok her gün konuştuğumuz konular. Hangi sektörler böyle mesela bir büyüme başladığında, faiz indirim süreci başladığında hangi sektörler daha ön plana çıkabilir şeklindeki o stratejiler aslında biraz da bizi ne tarafa doğru yönlenmemiz gerektiğinin cevabını veriyor. Ee, o yüzden orta vadede düşünürsek ya da uzun vadede düşünürsek e, hisseleri e, yani şu anki e, seviyelerden e, taşımaya başlasak e, bir yıl sonra çok yüksek ihtimalle çok çok yani şu anki fiyatların hatta enflasyonun da üzerinde e, getirme potansiyeli çok yüksek diye düşünüyorum. O zaman şirketlerin e, bazılarının ucuz olduğu aşikar. senedi piyasamız ucuz diyorsunuz. Yani şöyle düşünün şimdi. E, özellikle de BIST 30 içerisinde çok güçlü, hiç düşmeyen mesela hisseler var. Bunları bilmek lazım, tespit etmek lazım. Bu şirketin özellikle de mali yapısı ve bilançosunun güçlü olması, bu finansal türbülansta kendini çok daha iyi şirketinin yönetebilmesinden kaynaklı. Ama bazı şirketlere bakıyorsunuz, son iki yıldır e, endeks yükselmesine rağmen e, çok fazla hisse de e, düşüş trendi içerisinde. Şimdi bu burada e, bizim bu ayrımı doğru yapmamız lazım. Düşüş trendi içerisinde olan şirketler mi daha e, doğru yatırım e, aracı olabilir ya da e, şu piyasa koşullarında e, trendini koruyabilmiş e, birçok kriteri e, sağlayabilmiş e, o hisselere doğru bir Geçiş yapmak mı daha doğru olabilir e, ve yatırımcılarımızın mümkün olduğunca biraz daha böyle somut veriler üzerinden e, gitmesi e, yatırım yaparken çok daha doğru olacaktır. Yani şu an için mesela çok fazla belki 200-300 tane hisseyi e, son bir yıldır e, yani bir, bir yılla 6 ay içerisinde düşüş trendi e, içerisinde olduğunu e, sayabiliriz aslında. Ama bunu hisseler önümüzdeki süreçte e, piyasaların toparlanması durumunda mutlaka toparlayacaktır ama evet. bazı hisseler e, hiç düşmemiş. Yani trendleri, e, orta ve uzun vadeli trendleri yukarı yönlü. Ya da düşenlerin boyutu %50 oranındaysa %8 ile orayı geçiştirmiş, o dönemi geçiştirmiş, çok evet. düşmemiş. Evet, yani bu aslında bu tarz hisseleri bizim... E, bulmamız gerekiyor. Daha doğrusu biz buluyoruz ama küçük yatırımcının bulması gerekiyor. Ee, i̇şte bu tarz biraz daha profesyonellerden destek almaları bizim yatırımcılarımız evet. açısından çok daha böyle dönemlerde özellikle faydalı olacaktır. Bir dolar bazlı grafik bir daha isteyelim. Orada 297 dolar dediniz. Altında geri çekilmeler olması halinde 290 dolarların altı neye işaret edebilir? Dolar bazı yani mesela direkte. şimdi orada iki tane bir alt bantı gösteren, alttaki destek noktalarından çizilmiş bir trend var. Bir de üst tepe seviyelerinden çizilmiş bir trend var. Ve bunun öncesinde de dikkat ederseniz 2013 yılından gelen bir dolar bazında, 2022 yılında sonlanmış bir alçalan trend var. Yani… Özellikle de bu yaklaşık 10 yıllık bir düşüş trendinin sonlanıp tekrar sonlanırken çok hızlı bir tepki verdiğini görüyoruz borsanın. Çok ciddi anlamda bir yükseliş var. 2022 ortasından ve başlayan bir yükseliş. Sonra dolar bazında dikkat ederseniz o ivme yükseliş ivmesi biraz daha sınırlanmış. O da biraz da şu anki içinde bulunduğumuz son bir, bir yıl, bir buçuk yıl içerisindeki ekonomik gelişmelerden, şirketlerin şu anki mevcut bilançolarının zayıf gelmesi burada yeni yükselişlerin önünü kesmiş durumda. Şimdi burada tekrar çarklar dönmeye başlayacak. Yani bu faiz indirim süreci başladıktan sonra şirketlerin işleyişi biraz daha sağlıklı olmaya başlayacak. Böyle bir projeksiyonda işte o gördüğümüz bu biraz daha son birkaç yılın sıkışması büyük bir ihtimalle yukarıya doğru hızlı bir şekilde tekrar kırıldığını göreceğiz. Yani 340 dolarların aşılmasıyla birlikte 400 ve 500 dolarlara doğru. Gündemimize ee, gelecek. Tabii. Yani bu olmazsa olmaz. Yani bu mutlaka bu yaşanacak. Şu anki e, öz, yani bilmediğimiz başka bir kriz olmadığı sürece e, ve ekonomide şu anki mevcut e, yol haritasından sapılmadığı sürece onun da altını çizelim. Hı hı. E, buradaki e, dolar bazındaki yükseliş kaçınılmaz olacaktır Çünkü şirketlerin karlılığı daha da artacaktır dolaşımdaki Özellikle de bizim gibi gelişmekte olan ülkelere doğru para akışının biraz daha hızlanmasını bekleyebiliriz ve Türkiye'nin şu anki çizmiş olduğu yol haritasında orta vadeli program çerçevesinde enflasyondaki hızlı bir gerileme sürecinin olduğunu görüyoruz bu çok ciddi bir avantaj sağlayacak şirketlere e, ve karlılıklar konusunda da e, ciddi bir e, patlama görebileceğimiz e, dönemler olacak yani 2025 ve e, 2026 yılları içerisinde aşama aşama biraz daha belki bu 2025'in e, ortalarından sonra olabilir ama sonuçta e, bu e, aşama yani bu sürecin evet. e, yaşanması e, kaçınılmaz diye düşünüyoruz bir